Merhaba arkadaşlar, ben Fujifilm Eskişehir Şorumlu Onur. Bugün kamera arkasında Ozan var. Sun Stüdyo'dayız Doğan Kayıcık'la beraber. Bugün bir çekimi var ve yarın. Şimdi stüdyosunu ziyaret edelim. İsterseniz sağdaki tecrübeni dinlemek için gelin içeri geçelim beraber. Evet. Bugün Doğan Kayıcık'la beraberiz. Doğan Bey, bize bugün bu çekimin nasıl bir çekim olduğundan bahsederek başlayabilirsin aslında. Şöyle, bu benim uzun zamandır hayalini kurduğum bir moda markası var, Standard Black diye. Benim kendi markam, onun ilk çekimi olacağı için hepimiz çok heyecanlıyız tabii ki. Ekipteki herkes çok heyecanlı. Çekimin iki ayağı var. Bir tanesi stüdyo, diğeri de dış çekim olacak. Yarın dış çekim halledeceğiz. Bugün stüdyodayız. İlk kareleri burada çekeceğiz. Peki yani şu an stüdyo kısmındayız. Burada set öncesinde ne gibi hazırlıklar oluyor, neler yapılıyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Şöyle, ilk başta çekimin nasıl bir atmosfere sahip olacağını düşünüyoruz. Ve onun üzerine konuşuyoruz, toplantılar yapıyoruz. Sonrasında bir mood board hazırlıyoruz. Bu mood board'da bizim çektiğimiz referans görsellerin, daha doğrusu başka sanatçıların ve markaların çektiği referans görselleri mood board'a ekliyoruz ve aşağı yukarı nasıl bir atmosferde çekimin geçeceğini çekim öncesinde önümüzde görmüş oluyoruz. O mood board kılavuzuyla bütün workflow'umuzu, iş akışımızı, bütün her şeyimizi o mood board'a göre ayarlıyoruz. Standard Black bir giyim markası. Peki bu giyim markası, yani moda fotoğrafı ya da moda üzerine bir video olduğundan dolayı bugün bununla alakalı ne gibi ön hazırlıklarımız oluyor? Yani kıyafetlerde olsun, modellerde olsun. Şöyle, ilk etapta çekeceğimiz ürünlerin birkaç gün öncesinden tabii ki temizliğini ve son ütüsünü hallediyoruz. Bu ütü ürünleri çekerken Photoshop'ta veya Lightroom'da çok fazla retouch, vakit kaybetmememiz için aslında yaptığımız bir şey. Bunu herkes yapıyor zaten. Sonrasında set gününde ufak tefek kırışıklıklar varsa böyle küçük bir buharlı kırışıklık gidericiyle onları hallediyoruz. Sonrasında çekime başlıyoruz. Modelli bir çekim olacak. Tabii bunun modelsiz tarafı da var ama modelleri neye göre seçiyorsunuz? Markaya göre mi? Çekimin anlattığım moodboard'daki o akışa göre mi? Onlardan biraz bahsedelim. Şöyle düşündük aslında. Çekimin ikinci ayağında biz bir sanayide ahşap ve metal atölyelerinde çekim yapacağız yarın. Çünkü bir işçi gömleğimiz var koleksiyonda. Oradaki kirli, pis ve dağınık atmosferin yanında baby face, daha böyle temiz yüzlü modellerin çatışmasını aslında... Bir tezatlık yaratıyoruz. Tezatlık orada yaratmak istediğim için modelleri de ona göre seçtik. Bugün daha çok fotoğraf odağında bir çekim olacak. Birazcık istersen ekipmanlardan bahsedelim. Bugün ne kullanacaksın, yarın atölye kısmında hangi ekipmanı kullanacaksın? Aslında şöyle düşündüm ben onu. Hem fotoğraf hem video olacağı için fotoğrafta bir kamera, video içinde başka bir kamera düşündüm. Bu yüzden fotoğrafta hem dinamik aralığın geniş olmasından kaynaklı hem de bitrate'inin fazla olmasında, sonra masada bizim daha rahatlıkla retouch yapabilmemizden imkan vermesinden dolayı GFX 100S kullanmaya karar verdim. Bir orta format kamera kullanmak istedim. Videoda ise son dönemlerde özellikle piyasada sıkça adını duyuran Fuji H2S ile videoları da onunla çekmeye karar verdim. Çünkü hakikaten özellikle muadil kameralara göre fiyatının daha uygun olması, hem ProRes çekebilmesi, hem ProRes RAW çekebilmesi, 6K çekebilmesi bizim tabii ki işimize geliyor. Dinamik aralığı da çok yüksek. O yüzden Fuji H2S'te videoları çekeceğiz. Kamera kısmından bahsettik. Biraz da istersen bugün stüdyoda kullanacağımız ışıklardan bahsedelim. Bahsedeyim. Bu stüdyo aslında zaten hali hazırda fazlaca gün ışığı aldığı için bugün de hava açık biraz. O yüzden gün ışığından faydalanacağız. Fakat küçük bir SL60, Godox SL60'tan da yardım alacağız bugün. Daha karanlık bir stüdyo olsaydı tabii ki bunun için yüksek voltajlı paraflaşlar ya da video ışıkları kullanacaktık. Fakat bugün sadece bir SL60 bizi kurtaracak. Evet, normalde zaten hani paraflaşların var ama bugün sadece SL60 tercih ediyoruz. Evet, bugün biraz daha hem çekeceğimiz ışığı model üzerinde hali hazırda eş zamanlı görmemiz gerektiği için bir video ışığı kullanmak daha çok işimize geliyor tabii. İstersen çekim sırasına geçelim. Şimdi çekime geçelim. Hadi geçelim.
Evet, şu an bir set hazırlığı var. İstersen bakalım bir neler yapıyorlar. Evet, şu an modelin kıyafeti düzeltiliyor. Şöyle şu düğmeyi de mi diklesek acaba? Tozlar vesaire. Hatta bunu da yapılıyor. Bir öyle bir bakalım, sonra yine açarız. Modelimiz gömleği beğendi. Ben de beğendim. Sen de mi beğendin? Evet. Yok, yine öbürünü alacağız ama bir ara sosyal medya için içerik çekerken aynen, şöyle filan da yapabiliriz. Aynen, bence de. Değil mi? Yani tam güzel kapatacaksak olur, öyle yapıyoruz. Kuzey müziğimiz başlasın, başlıyoruz. Sonuçlar nasıl? Sonuçlar çok iyi. Bir de lensin önüne bir mist filtre koyduk. Bu, hı hı, o cilt tonlarını keskinlikten uzaklaştırıp biraz daha yumuşatıyor. Böyle bir dream, rüya efekti veriyor. O da çok güzel. Bu yüzden softbox kullanmıyoruz aslında. Çünkü bu filtrenin asıl olayının gerçekleşmesi için şimdi biraz daha sert gelmesi lazım. Sert gelmesi lazım ve fazlaca gelmesi lazım. Softbox'larda ışığı yumuşattığı için biraz düzeyini azaltıyor. O yüzden softbox kullanmıyoruz. Harika. Devam ediyoruz. Şu an planımız değişti. Şu plana geçiyoruz. Onboard üzerinde şu planı çekiyorlar ve modeli de bu doğrultuda yönlendiriyor. Bir sonuca bakabilir miyiz? Şimdi ona geçeceğiz. Sonuca bakma şansımız var mı? Tabii ki. Evet, ortaya çıkan sonuçlarda bu şekilde. Çok güzel ve çok tatmin edici. GFX100S diyorum. Ufak bir ara verdik. Hı-hı. Şu ana kadar nasıl ilerliyor çekim? Çok güzel ilerliyor çünkü ben açıkçası çok memnun kaldım GFX100S'in performansından. Bir de üzerinde 80mm 1.7'lik bir lens var. Hem bizim yaratmak istediğimiz atmosfere çok güzel hizmet ediyor hem de çok keskin görüntüler alabiliyoruz. O yüzden çok memnunum. Bayağı iyi gidiyor şu an yani. Evet, şu an bir planımız daha değişiyor. Şu moodboard'umuzdaki şu plandayız. Ve modelimiz bu doğrultuda yönlendiriliyor. Biraz oynat vücudunu. Dön 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 dön. Şimdi bana bak. Evet, şu an ikinci planımızı da çektik sanırım. Evet, ikinci planını da çektik. Şimdi sadece bir opsiyon deneyeceğiz. Sonra ürünü değiştirip ikinci kombine devam edeceğiz. Ürün değişti sanırım. Evet, evet, ürünü değiştirdik şimdi. Şimdi basic tişörtümüze geçtik. Onun da lookbook çekimlerini bitirdik. Şimdi imaj çekimlerine geçiyoruz. Yavaş yavaş biraz daha eğlenceli hale gelmeye başlayacak. Tamam, onu sağ elini geri doğru. Çok güzel. Bir tane daha alacağım. Bu planımızdan bahsedelim birazcık. Bahsedelim. Şimdi bu şurada çektiğimiz, hatta oranı göstereyim. Hı hı. Tam bu plandayız. Bu planda ilk etapta aynı modeli bir önden bir arkadan çektik. Sonra biz onu masada, retouch'ta tek bir karede buluşturacağız. İki kareyi de. Bir de iki modelimizi de yine aynı bu pozda yan yana çektik. Onu da ayrı bir kare olarak kullanacağız. Bu aynı zamanda hem ürünleri kadın ve erkeğin unisex kullanması, nasıl kullanması gerektiğini anlatmış olacak. Evet. Hem de masada, işin keyifli kısmı da masa çünkü. Biraz orada biz kendi eğlencemizi, oyunlarımızı oynayabiliyoruz. Hı hı. Oraya da küçük bir oyun bırakmış olacağız. Evet, çok güzel. Bunun için ama bir deneyelim. Bir geçsene arkasına, bakayım seni.
Dümdüz dursana. Böyle bir yerlere baksın ama. Şu. Az önce değişik bir plan denedik. Hı hı. Burada biraz daha işin artistik boyutu, biraz daha böyle nacizane, biraz daha sanat, işte sanatsal kaygıyla bu işi yaptığımızı biraz da anlatmak istedim ama bu biraz aslında kendi istediğim için çektim ama güzel de oldu. Ama hani, kullanılacak bu. Tabii kullanılacak. Hoşuma da gitti hatta. Hem önümüzde... Sosyal medya için belki olabilir. Sosyal medya için olabilir. İnternet sitesinde de kullanacağız. Bir de hani bu öndeki poşet farklı bir doku yarattı. Bir yandan ışığı orada patlatmış olduk falan. Enteresan işler oldu. Videoyu dikey çekeceğiz sanırım. Videoyu dikey çekeceğiz aynen. Çünkü artık izleme alışkanlıklarımız da değişti biliyorsunuz. Sosyal medya için... dikey format. Aynen. 1080x1920 olması lazım. Artık yatay video çok kullanmıyoruz biz de. Son bir reels çekimiyle bugünü bitirdik. Yes, İlk gün bitti. Aynen. Birazcık düşüncelerimizi alabiliriz. Nasıl bir çekimle? Şöyle, birincisi ekipmanın iş akışını ne kadar hızlandırdığını bugün her çekimde olduğu gibi bugün bir kez daha anladım. Çünkü 100S hem sensör boyutuyla hem hızıyla benim işimi bugün çok kolaylaştırdı aslında. İşin video kısmında da bizim H2S'imiz çok iyi bir iş çıkardı. Hem dinamik aralığı çok yüksek, tam da bizim istediğimiz bu atmosferi vermiş oldu. O yüzden her iki açıdan da çok mutluyum yani. O zaman ikinci gün görüşmek üzere. Evet, ikinci gün görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, bugün çekimin ikinci günündeyiz. Doğan Kayacık'la beraberiz yine. Evet Doğan Bey, bugün ikinci gündeyiz. Evet, bugün çekim geldiniz. Planımız nasıl? Biraz bunlardan bahsedelim. Bugün şöyle, sanayi sitesindeyiz. Dün bahsettiğim gibi modellerimizi buradaki pis, dağınık atmosferle çatışma içerisine sokmak istiyoruz. O yüzden sanayi sitesine geldik. Bugün ilk başta bir tane atölye var, ahşap atölyesi. Orada bir çekim yapacağız. Hem fotoğraf hem video, bu sefer eş zamanlı gideceğiz. Dün biliyorsunuz videoyu sadece en son bırakmıştık. Bir iki kare çekmiştik. Şimdi moodboard'umuzu da içeride görürsünüz. Orada birkaç sahnemiz var. Fotoğraf ve videoda eş zamanlı gideceğiz. Buradan da bir metal atölyesine gideceğiz. Orada da güzel, keyifli, eğlenceli bir çekim yapacağız. O zaman içeri doğru geçelim. İçeri doğru gidelim. Çekimin ikinci günündeyiz. Bir ahşap atölyesinde başlıyor çekimler. Yavaş yavaş arkanda başladı. Bakalım. Merhabalar. Oraya alalım, buradan çekeceğim. Sonra videolara geçeceğiz burası için. Evet, şimdi video kısmına geçtik. Birazcık video ne üzerine olacak, nasıl videolar olacak, buradaki planlar neler, onlardan bahsedelim video için. Tabii. Videolarda biz sosyal medya kontenti yapmak istediğimiz için dikey format kullanıyoruz. Benim video ayarlarım 4K ProRes HQ olması lazım. Çünkü hem bilgisayarda, masada daha rahat editleyebilmek için hem de daha iyi renk yapabilmek için. Sonrasında ya da 4K'dan kadraj alabilmek için 4K çekiyoruz. Aslında 1080x1920 boyutlarında olması gerekiyor Reels formatının ama biraz önce saydığım sebeplerden dolayı 4K çekmek bize masada daha kolaylık sağlıyor. Biraz daha dön o tarafa, tezgaha doğru. Aha, yani tamamen orada çalışıyormuş gibi. Kayıt. Gel. Hocam. Evet. Abi tabii istediğiniz ya. Yo, ha yürüyün ya. Şey, ya normal nasılsa ya. Şey, biz yokmuşuz gibi. Aynen. Devam edin.
Evet, setin yoğunluğundan anca sanat yönetmenimizi bugün yakalayabildik. Evet, kaçıyoruz. Sana biraz şeyi soralım. Burada bu setin ortamını kurarken hani hazır bir ortamdan faydalandınız. Bunun sebepleri nelerdir mesela? Tabii şöyle, dekoru kurmak için çok maliyet gerekiyor. Hı hı. Ve ürünün içeriği uygun olması için set kurulursa eğer biraz yapaylık söz konusu. Daha doğal olması için tabii, böyle bir daha doğal, olması. Organik bir mekan yaratmaktansa böyle var olan, hala yaşayan bir mekanı kullanmak daha mantıklı. O yüzden burayı seçtik. Yani hem ürünün kendisiyle de ilişkili. Hem de doğallık olması açısından. Evet, kesinlikle o yüzden. Evet Doğan, bugün aslında bu konsepte biraz daha böyle renkli bir ortam var. Yani şu andaki ortamdan biraz daha geniş olarak işte arkadaki renkler olsun, kendi yaptığın RGB aydınlatmalar olsun. Burada makinenin sana katkısı nedir bu renkleri doğru bir şekilde alabiliyor olmanda? Ya ben zaten renk kontrastlarını seviyorum. Ya birçok işte de kullanıyorum. H2S'te de şöyle bir şey var. F-Log 2'yi çekmesinden kaynaklı bizim masada kurgu anlamında, color correction anlamında çok fazla yardımı oluyor. Hı hı. O yüzden renkli ışıkları hem %100 renk doğruluğuyla alabildiğimiz Godox ışıklar var. Hem de H2S'in bitrate'inden kaynaklı ve dinamik aralığından kaynaklı masada da rengi %100 doğru bir şekilde alabiliyoruz. Gayet güzel. Bir de şey dikkatimi çekti. Burada şimdi sis kullanıyoruz. Hı hı. Artı soft filtre taktın. Hı hı. Tabii bunlar biraz daha keskinliği bozarak makinenin de otofokus algoritmasını aslında biraz daha olumsuz etkileyebilecek şeyler. Burada makine sana nasıl bir tepki veriyor bu durumda? Güzel soru. Şöyle, biraz daha sinematik atmosfer olması adına böyle çok keskin ve çok net görüntüleri aslında çok tercih etmiyoruz biz. Hı hı. Daha çok senin de bahsettiğin gibi bir soft filtre kullanıyoruz. Bir de ışık hüzmelerini kullanmak için biraz daha mistik bir atmosfer oluşturması adına sis kullandığımız oluyor. Doğru söylüyorsun, otofokusu aslında kötü anlamda etkiliyor ama H2S'in otofokusu biraz güçlü açıkçası. Bizi o konuda çok da işimizi yavaşlatmıyor yani. Hı hı. Hem yüz algılaması hem de obje takibi gayet iyi. O konuda bir sıkıntı çekmiyoruz. Memnun oluyorsun. Yani. Memnun. Peki posta yapmak yerine çekim anında bu şekilde kullanmak neden? Ya yani şöyle, ben çok masaya çok fazla iş bırakmayı sevmiyorum aslında. Hı hı. Çünkü bir noktada yapay olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bunun seyirciye geçtiğini de düşünüyorum. O yüzden yapabildiğimiz her şeyi sette yapıp masaya en az şeyle gitmek her zaman tercih ettiğim bir şey oluyor. Sonra onu bitireceğiz. Sonra bir tane oturup bana baktığında onu çekeceğiz. Sonra Çağla'ya gideceğiz. Bir tane misafirimiz var burada çekimimizde. Kendisi ışık şefi, değil mi? Şöyle yatıyorsun ya böyle. Böyle yap, bana dön. Onur, sen hep bendesin zaten. Tamam. Ben sana dönüp başlamıyor muyum? Şöyle yapalım. Onur'a dönüp başla. Sonra... Yok yok, normal ilk videodaki gibi. Onur'a dönüp başla. Sonra kafanı koy. Bu taraflara filan bak. Sonra ben böyle yaptığımda bana doğru dön. Okey?
an sanırım son mekana geldik değil mi? Evet evet, son mekan. Üçüncü mekan oldu yanlış saymadıysam. Burada nasıl bir konsept düşünüyorsun? Şöyle, ilk mekanımız stüdyoydu. Orada stüdyo içeriklerini çektik. Sonra bu sabah bir ahşap atölyesine gittik. Şimdi bir metal atölyesindeyiz. Burada da yine hemen hemen konsept aynı, hikaye aynı. Fakat ahşap dokuları yerine daha metal dokular, daha sert dokular ve atmosferler üzerine gideceğiz. Yine video fotoğraf eş zamanlı gideceğiz burada da. Süper. Burada biraz daha hızlı ilerleyecek işimiz. Çünkü bu atölyemiz diğerine nazaran biraz daha kompakt, küçük. Ama burada yine sinematik algıyı destekleyecek şekilde dışarıdan, camın dışından, ondan sonra içeriden yine böyle renkli ışıklarla falan güzel içerikler çekmeye çalışacağız. Süper. Aslında istediğimiz o ortama, atmosferi yaratacak mekanlar bunlar anladığım kadarıyla, evet, değil evet, mi? Evet. Ya şöyle, bugün bahsettiğim gibi bizim ürünümüz biraz böyle işçi gömleği, hani ondan evet, esinleniyor falan. O yüzden daha sanayide, öyle üretimhanelerde, atölyelerde çekimi yapmak bizim için de tabii ki daha iyi oldu. Hikayeyi de destekliyor. Süper. O zaman sonuçları bekliyoruz biz de merakla. Hadi bakalım. Haydos. Elinize sağlık. Süper. Evet, son sahnemizi de çektik ve bugünkü çekimlerin sonuna geldik. Birazcık özet yapalım istersen bugünün. Hemen. İlk günümüz stüdyoda hem web sitesi hem de sosyal medya kontentleri için bir çekim günü ayırmıştık. Stüdyoda onu hallettik. Bugün sabah ilk atölyemiz olan ahşap atölyesine gittik. Orada sadece gömleği çektik. Dün hem gömlek hem tişört çektiğim için. Bugün sadece worker gömleğin kendi konseptine uygun bir dünya olsun diye sanayi bölgesine geldik. Ahşap atölyesine gittik. Oradaki planlarını bitirip hemen metal atölyesine geldik. Hızlı hızlı bir şekilde burayı da hallettik. Hem video hem fotoğraf eş zamanlı. Gayet tatmin edici bir çekim, çekim oldu. Çekim hızlı oldu. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi kendi markanı çektim bugün. Herhangi bir müşteri beklentisi ve müşteri yönlendirmesi olmadı burada. Benim özgürdüm de, sanki bir alanda. Evet, benim için de ilginç oldu çünkü karşı tarafta bir müşteri yok. Müşteri de benim. Hani yaratıcı taraf da bizim ekip. O yüzden böyle hani şu oldu mu, bu olmadı mı veya atıyorum bir takım revizyonlar falan, o süreci tamamen ortadan kaldırıp bizim içimize nasıl siniyorsa, biz nasıl istiyorsak, biz nasıl seviyorsak öyle şeyler çektik. Tamam, başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? O zaman seni başka sormak istediğim bir şey var. Güzel oldu. Ya güzel, eğlenceli bir çekim oldu. Güzel bir video çıkar umarım. Fotoğrafları da zaten videonun sonunda paylaşacağız. Şimdilik bu kadar. Biz kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Şeref verdiniz. Buyurun. Şurada. Hoşçakalın.